John F. Kennedy'nin yeğeni Robert Kennedy. Kennedy ailesinden. Bu da bir avukat. Otizm rahatsızlığına yakalanan ailelerin avukatlığını yapmış. Yıllarca bu işle uğraşmış. Ve bütün araştırmaları sonucunda cıva içeren aşıların otizme sebep olduğunu belgelemiş ve hepsini tazminat için devletle uğraşmış. Ve bu işle uğraşıyor. Bunun tek amacının yüksek kazanç para için yapıldığını belgelemiş. Yani mahkemeler sürüyor bununla ilgili. Otizmli çocuğu olanlar devleti, Sağlık Bakanlığı, Amerika'da mahkemeye veriyorlar. Yargılanıyor firmalar ve tazminat ödüyorlar. Tazminat ödese ne olacak ki? Çocuğu otizm olduktan sonra tazminat milyon dolar ödese ne olacak? Evet. Çocuğu gitmiş, tazminat ödemiş. Ne anlamı var? Çocuk orada hiçbir şey anlamayan bir çocuk. Hiçbir şey anlamıyor. Konuştuğunu anlamıyor. Duymuyor. Duysa da anlamıyor. Cevap vermiyor. Evet. Orada kendi halinde bir şeyler yapıyor. Hayatı anlamıyor. Şimdi bana geçenlerde bir genç getirdiler. İleri derecede değil. Onunki hafif otizm. Gülüyor sadece. El kol hareketler yapıyor böyle. 15 yaşında. Beyni ama 5 yaşındaki çocuğun beyni. Yavaş yavaş gelişiyor. Onlar birçok metot kullanarak beynindeki bu toksik maddenin bir kısmının atılmasını sağlamışlar. Ama hala hasar var. Yavaş gelişiyor beyni, çok yavaş. Geç. Hiç. Çok kötü durumdayken biraz ilerleme olmuş. Ama ben konuşuyorum, o gülüyor. Sadece el kol hareketleri yapıyor, anlamıyor. Cevap vermekte zorlanıyor, bakıyor. Gülüyor, başka bir şey yok. Yani normal bir insan gibi hareket edemiyor. Evet. 15 yaşında bir genç. Yani bunu bazıları milyoner olmak için, dolar köşeye dönmek için yapıyorlar. Allah da onlara bildiği gibi yapar inşallah.